Merhaba arkadaşlar. Bu dersimiz Android Studio ile olacak. Android Studio'da öncelikle bir empty activity oluşturarak yeni bir program açarak yapabilirsiniz bunu. Ekrana koyacağımız elementleri yani görsel olarak gördüğümüz elementlerin neler olduğunu ve bunları nasıl kullanabileceğimiz ve bunların birkaç özelliğinden bahsedeceğim sizlere. İlk olarak bir empty activity oluşturuyorum. Yeni bir proje açarak başladım ben. Ve aktivitemin adı main activity olarak bırakıyorum. Hiçbir şekilde karışmıyorum. Şimdi finish'e basıyorum arkadaşlar. Ve örnek uygulamamın açılmasını bekliyorum. Örnek uygulamam açıldı. Gördüğünüz gibi ilk olarak main activity java dosyası ve activity main XML dosyası geldi. Ben main activity java'ya burada karışmıyorum şu anlık. Activity main XML dosyasını açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Bu ekran benim bir uygulamayı çalıştırdığımda gördüğüm yani telefona baktığımda gördüğüm uygulama olacak. Şu anki ekranda sadece Hello World var ve gördüğünüz gibi Hello World'un etrafında çizgiler var. Bu çizgilerin ne olduğunu birazdan anlayacaksınız. Ben bu yazıyı siliyorum arkadaşlar. Kendim öncelikle bakmak için. Burada palet ekranım var. Palet ekranımda ekrana koyabileceğim özellikler vardır. Örneğin Text View. Az önceki Hello World bir text view'di. Şu an common bölümündeyim. Burada text bölümü, buttons, widgets'lar, layouts'lar, containers'lar, Google'a ait araçlar var. İlk olarak common'dan text view'i çekiyorum arkadaşlar. Ekrana bıraktığım text view bir yazı oluşturma aracıdır ve üstünde basit yazılar tutar. Size hem design bölümünü hem de kodlama bölümünü göstereceğim. Ayarlarını nasıl yapacağımıza dair. Öncelikle design bölümünde görüyorsunuz. Şöyle sağ tarafta özellikleri var. Burada örneğin text yazıyor. Text dediği kısım bizim baktığımızda gördüğümüz şey oluyor. Yani burayı yine merhaba dünya yazalım örneğin biz. Gördüğünüz gibi ekranda merhaba dünya yazdı. Şimdi emülatörü çalıştırdığımızda direkt merhaba dünya yazısı. Ben bunu ekranda nereye koyarsam koyayım, her zaman sol üstte buraya yapışık bir şekilde başlar. Bunun sebebi ekranda yerini belirlemememizdir. Önceden böyle değildi. Önceden nereye koyarsak merhaba dünya yazısı orada görünürdü. Fakat bu bir süre önce değişti. Bunu ekranda sabitleyebilmemizin birkaç yolu var. Şu anlık bir tanesini gösteriyorum. Şu noktalardan birine sol tuş ile yani mouse'un sol kliki ile basılı tutarak ekranın köşelerine çekmemle bunu ekranda herhangi bir yere artık taşıyarak koordinatlarını belirterek ekranda herhangi bir yere koyabilirim arkadaşlar. Örneğin burada dursun istiyorum. Artık emülatörü çalıştığımda merhaba dünya yazısı tam koyduğum noktada görülecektir ve elbette bu çıkan çizgiler görünmeyecektir. Az önceki Hello World çizgisinin de yani etrafında çizgiler olmasının sebebi de buydu. Tam merkeze yerleştirilmiş olmasından kaynaklanıyordu. Şimdi bu text view'in bir de design değil de text kısmı yani kodlama kısmıyla bakalım. Arkadaşlar burada kodlama kısmını görüyorsunuz bu ekranın. Şurada text view ile başlayan küçüktür işareti, text view ile başlayan ve slash büyüktür ile biten işaret benim buradaki tekstimi ifade ediyor. İlk olarak her elemente bulunan ID özelliğinden bahsedeyim. ID özelliği her elemente olmak zorunda değildir. Fakat programlama ekranında bu elementi kullanacaksak yani bu teksti kullanacaksak ID'si kendisine has, diğer ID'lerden farklı ve kesinlikle olmalıdır. Şimdi gördüğünüz gibi burada text view var. Ben bu text view ve merhaba olarak değiştiriyorum. Hangi text olduğu anlaşılsın diye. Şimdi bunun hemen kodlama kısmında tanımını görelim. Arkadaşlar ilk olarak
create metodu içerisine text_view yazıp bir text_view tanımlayacağımı belirtiyorum. Sonra kendisine ait bir isim belirliyorum. Ben bu ismi şu an merhaba olarak belirledim diyelim. Ardına eşittir koyup find view by id diyorum. Zaten Android Studio öneriyor bunu gördüğünüz gibi. Find view by id, id'si ile bul demek. Hemen r nokta id nokta text_view merhaba diyorum arkadaşlar ve böylece artık Java kısmında bunu programladım. Merhaba şeklinde kullanarak çeşitli metotlarla bu text_view'i kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar bizim bu ekrana gelmişken ve XML dosyalarından bahsederken bir şeyden daha bahsedeyim. Şurada onCreate metodunun altında setContentViewRenoktaLayout.ActivityMain yazan şu satırımız. Bu satır bizim Java dosyasının hangi XML dosyası ile ilişkili olduğunu anlatan satırdır. Yani bu Java dosyasının dizaynı yani ekranı Activity-Main XML dosyasıdır anlamına geliyor bu ifade. Bunu ileride kullanacağız. TextView tanımlamasını da gördük. Bir kod örneği yapacağız birazdan. Şimdi arkadaşlar şurada LayoutView Wrap Content yani bu benim şöyle göstereyim. Birkaç değer olabilir. Birincisi Wrap Content. Wrap Content sığdığı kadar demektir. Match Parent ise ekrana olabildiğince sığdır demektir. Şu an buradaki çizgilerden dolayı en başa çekiyor. Ve bir de DP şeklinde örneğin 60 DP olarak tanımladığımda gördüğünüz gibi genişliği bu sefer 60 DP olmaktadır. Android Layout Width özelliği ise bu işe yaramaktadır ve şu an Wrap Content olarak bakıyorum. Height özelliği ise arkadaşlar Android 2. Layout Height. Yine gördüğünüz gibi Wrap Content olabilir, Match Parent olabilir. Bunlar zaten siz yazarken Android Studio size öneriyor veya yine belirlediğim gibi DP olacak şekilde herhangi bir değere sahip olabilir. Şimdilik bunu yine wrap content olarak görüyoruz. Çünkü tam sığdığı şekilde olmasını istiyoruz genişliğin ve yüksekliğin. Şimdi buradaki marginler ise az önce belirlediğimiz bu özelliklerle ilgili görüyorsunuz 268'e 48 diye ekrana geldiğimizde görünüyor. Android text ise merhaba dünya demektir. Yani ekrana yazılan merhaba dünya yazısı anlamına geliyor. Buradan text'i herhangi bir şekilde değiştirebiliyorum arkadaşlar. Diğer özelliklerin hepsine de bahsedeceğiz. Şimdi buradan bir text view oluşturmaya çalışırsak küçük bir yazı. Text view yazıyorum. Öncelikle genişlik ve yüksekliğini belirliyorum. Yine ikisini de wrap content belirledim. Belirlediğim tüm özellikleri şuradaki kapatma ayracının yani slash ve büyüktür işaretinin içerisine belirliyorum. Örneğin buradan Android text yazarsam arkadaşlar string app name diyor mesela. Buradaki bu bizim uygulamanın ismidir. String app name böyle kayıtlı bir uygulamadır. Gördüğünüz gibi örnek uygulama dosyası geldi ve bunu da şöyle merhaba dünyaya uzatıp bir de sağdan çekersek şuraya bırakalım örneğin. Gördüğünüz gibi bu şekilde de kodlama kısmından tanımlamalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir TextView'den bahsederken bir şeyden daha bahsedeyim. TextView'de Java klasöründen yani Java programlama dosyasından yazı yazdırabiliriz. Bu da arkadaşlar öncelikle TextView'i tanımladık. Tanımladığımız text merhaba yazan texti ve ismini merhaba koyduk Java dosyasında da. Merhaba yazarak nokta yanına setText metodunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu benim iki nokta tırnak işaretlerini de koyduğumda bu benim ekrana ne yazılmasını istiyorsam onu yazmamı sağlıyor. Örneğin hello yazalım. Bu şekilde bırakalım. Şimdi bu onCreate metodu içerisinde olduğu için onCreate metodu bu activity
Yani bu ekran çalıştığı gibi çalışan bir metottur. O yüzden bu ekran çalışmaya başlayınca bir cihazda direkt merhaba yerine hello yazacaktır. Birazdan programı emülatörümüzde çalıştırdığımızda merhaba yerine hello yazacağını görürsünüz. Arkadaşlar yazı boyutuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Android XSize şeklinde yazı boyutunu belirleyebiliriz. Yazı boyutuyla belirlememiz gereken bir noktada CP şeklinde belirlenmelidir. Bu farklı boyuta, farklı çözünürlüğe sahip ekranlarda CP yazınca yazının ekranlarla uyumlu olabilmesini sağlar. Örneğin 15 CP, 15 CP belirledim. 18, birazcık daha büyük yapalım. 30, tamam. 30 gayet iyi bir değermiş. 30 CP yaptığımızda böyle gördüğünüz gibi. Hemen renk olayından da bahsedeyim. Bu arada burada bahsettiğim özellikler ID, Width, Height, Text Size ve şu an bahsedeceğim Background Color. Yani background arkadaşlar. Bunlar tüm elementlerde aynıdır. Yani değişmiyor. Android Background yazdığımızda burada kendimiz bir renk belirleyebiliriz. Örneğin şunu yapalım. Add Color diyelim. Color Primary var. Sanırım bu mavi bir renkti. Evet. Gördüğünüz gibi burada merhabanın arka planı mavi oldu. Bir de text color vardır arkadaşlar. Bu da anlayacağınız üzere bizim tekstimizin color'ıdır arkadaşlar. Hemen bunu da bir renk belirleyelim. Add Android color yazıp buradan da Green Light rengini seçiyorum ve gördüğünüz gibi merhaba yazımda açık yeşil oldu. Holo renk tiplerinden açık oldu. Bu özellikler hepsinde ortak. Şimdi bir başka elemente geçelim. Biz ise arkadaşlar buton elementi. Buton elementi bizim ekranda ne yapacağımızı, neleri gösterir, işte buna tıklandığında şu işlemi yap gibi bir sürü özelliği kontrol etmemizi sağlar. Ve butonlar hemen hemen her ekranda bulunur arkadaşlar. Çünkü biz butonlarla işlemi yaparız. Şimdi gördüğünüz gibi ekran artık iyice karıştı. O burada örnek uygulama, merhaba, buton gibi bir sürü şey çıktı. Bir başka özellikten bahsedelim. Bu ekranları doğru düzgün, düzenli bir sıraya koyabilmek için linear layout denen bir sıralama özelliğimiz vardır. Linear layout'un genişliğini match parent yapıyorum. Yüksekliğini ise wrap content yapıyorum. Match parent ekrana sığdır. Wrap content ise hacmi kadar yer kapla demek. Ve linear layout'un kapatma etiketi gördüğünüz gibi yine linear layout olarak oluyor. Bunu zaten Android Studio kendisi yapıyor. O yüzden başlarda yani sizin yazmanıza gerek yok. Şimdi linear layout ile ilgili ben bir örnek vereyim. Android orientation yani bir nevi oryantasyon demek. Ekran düzeni vertical ve horizontal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Vertical dikey demek, horizontal ise yatay demek. Ben şu an dikey olarak belirleyeceğim. Bunu belirlemezseniz linear layout'un hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Bu yüzden bu özelliği de belirtmeniz lazım. Şimdi buradaki text view ve butonları alıp yani Ctrl X ile kesip linear layout'un içerisine gömüyorum. Bu sefer gördüğünüzde hepsi alt alta oldu. Ve bunların aralarındaki bu boşlukların sebebi daha öncesinde çizgiler çekerek belirlediğimiz o uzaklıklardı. Onları hemen siliyorum. Şurada gördüğünüz marginler var. Bunları sildim. Merhaba yukarı geldi. Ve XView'deki marginleri de sildim. Butona zaten belirlememiştik. Artık gördüğünüz gibi elementler böyle alt alta sıralanmaya başladı. Şimdi bu şekilde bırakıp buton özelliğinden bahsedelim arkadaşlar. Butonla ilgili Android text'i, arka plan rengiydi, bu tarz özelliklerin hepsi aynı.
Butonla ilgili Java dosyasında click metoduna değinmek istiyorum. Yani butona tıklandığımda metodun nasıl olduğunu göstermek istiyorum öncelikle. Bunun için buton 2 ID'si gördüğünüz gibi, yani Java dosyasına geldiğimizde buton 2 olarak çağıracağız bunu. Hemen tanımlayalım. İlk olarak buton diyorum ve bu butona bir isim koyuyorum. Buton yazı değiştir şeklinde koydum. Ardına find view by ID şeklinde tanımlamamı yapıp, yani bir nevi text view tanımladığım gibi yapıp, buton 2 şeklinde tanımlayıp noktalı virgülümü koyun. Bu benim butonu Java dosyasında çalıştırmamı sağlayan özelliktir. Şimdi hemen butona click, yani butona tıklandığında yapılan işi tanımlamak için ise butonun ismini yazıyorum Java dosyasında tanımladığım şekliyle. Ve ardına nokta set on click listener. Burada gördüğünüz gibi tıktığımda arkadaşlar Enter'a basarsanız tamamlıyor ve ardına new yazıp parantez içerisine view şeklinde bıraktığınızda view on click listener deyip kendisi metodu oluşturacaktır. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi override ve public void onClick metodum geldi. Şimdi ben burada text view'i tanımlamıştım. Merhaba nokta setText hello yazan kısmı kesiyorum ve buton içerisine atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onClick metodunun başladığı ve bittiği yerin içerisine merhaba setText hello satırını koydum. Bu şu anlama geliyor. Ben butona tıkladığımda merhaba yazısına, yani text view'ine hello'yu yaz demek oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada merhaba gördüğünüz gibi kırmızı altı. Çünkü bizim buradaki merhabayı metot içerisinde kullanabilmemiz için final olarak tanımlamamız gerek. Örneğin bunun üzerine geldiğimizde Android Studio'da çözemediğiniz bir hata varsa, İnternette aramadan önce veya bir başkasına sormadan önce şuradaki kırmızı ampule tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi make merhaba final diyor. Buna tıkladığınızda hatayı kendisi düzeltip bakın buraya final'ı ekleyecektir. Şimdi programı çalıştırıp inceleyelim arkadaşlar. Çalıştır butonuna basıyorum. Daha öncesinde emulatör kurulumunu sizlere göstermiştim. Burada Nexus 5X kullanacağım. OK'ye basıyorum ve şu an programın derlenip çalışmasını bekliyorum. Emülatörüm açıldı. Şu an ekranda gördüğünüz Java Akademi uygulaması arkadaşlar. Henüz yeni sürümü yayınlanmadı. Ve emülatör açıldı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada merhaba yazıyor. Butona tıklıyorum. Hello yazısı gelmiş oldu böylece. Tabii bu bilgisayarda fare ile tıklıyoruz ama yani telefonlarda dokunma anlamına geliyor. Butona dokunduğumuzda olacak şey budur arkadaşlar. Şimdi bir de design kısmına dönelim. ImageView'den bahsedeyim. Arkadaşlar bir ImageView'i diğer ekleme kısmından bahsediyorum. Ya ekrana sürükleyebilirsiniz ya da direkt buraya, şurada gördüğünüz bizim component tree'ye sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunu yaptığınızda sizden bir fotoğraf isteyecektir. Direkt ekrana eklediğinizde. Burada daha öncesinde mevcut fotoğraflar var arkadaşlar. Tabii bunlar pek uygun değil. Bunlar daha çok Android Studio'yla kullanırken yaptığımız şeyler. Örneğin şunu ekleyelim. Gördüğünüz gibi buraya küçük bir ImageView geldi. Resim eklemeye özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü farklı ekranların nasıl desteklendiğini de göstermek istiyorum o videoda. Gördüğünüz gibi ImageView buraya geldi ve bu şekilde imaj eklemiş oldum. Yani bir resim dosyası eklemiş oldum artık.
Yine boyutlarını buradan belirleyebilirsiniz. Daha önceki anlattığım özelliklerin hepsi resim içinde geçerlidir. Şimdi sizlere bir radyo butonundan bahsedeyim. Bunu da ekrana koyuyorum. Radyo butonu arkadaşlar bizim tıkladığımızda seçim yapma işlemini gösterir. Yani örneğin radyo butonu nerede kullanırız derseniz yazılım akademisi uygulamalarında soru bölümünde test olan kısımlarda ben radyo buton kullanmıştım. Ve radyo grup vardı. Bu da radyo butonları bizim belli bir grup içerisine alıp kontrol edebilmemizi sağlar arkadaşlar. Örneğin radyo grup içerisinde şöyle 4 tane buton vardı. İşte A, B, C, D şeklinde belirlemiştim ve bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Radyo butonun özelliği radyo grup içerisindeki radyo butonlardan sadece bir tanesini seçebilmeniz. Yani bir nevi bir teste şık işaretliyormuşsunuz gibi olmasıdır. Şu anlık bahsetmek istedim. Başka özellik yok arkadaşlar. Diğer özellikleri de zaten kullandıkça, yeri geldikçe göreceksiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Android Studio ile ilgili herhangi bir problem yaşıyorsanız onları da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elinden geldiğince cevaplarım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.